Bir başka izleyicimiz Konya'ya selam bekliyor. Tamam. Konya, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Erzurum, Dadaşlar diyarı, Erzurum'a neden selam yok demiş izleyicimiz. Elbette var. Erzurum'a da selam ediyoruz sevgili izleyenler. Telefonumuz var sanırım. İzleyicimizin sorusunu duyalım, bakalım ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı cumalar. İstanbul. Hocamıza bir sorum vardı ama. Buyurun, ben de not almaya çalışayım. Ben 20 günlük bebekken annemle babam memlekete götürüp babaanneme bırakıyorlar. Sonra gelip İstanbul'da çalışıyorlar. 1,5 sene sonra kardeşim hamile kalıyor. Kardeşim hamile kalıyor. Bugündür babaannemin elindeyim. Evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Ama annem, ailemle aramızda dağlar kadar buz var. Yani ne anne demek içimden geliyor, ne gidip bakmak içimden geliyor. İşte şu 2-3 senedir rahatsız, bakıma muhtaç. İçimden gelerek yapamıyorum hiçbir şeyi. Kim rahatsız? Anne mi? Annem rahatsız. Evet. Evet. Onlar yani vicdanen çok rahatsızım ama içimden gelmiyor. Ya yani onlara niyeten bir şey yaptığım zaman kan ter içinde kalıyorum, hasta oluyorum. Yani ne yapmam gerekiyor? Evet, çünkü diğer kardeşime sizi daha yoğun ilgi var. Beni yani sadece kullanım aracı, işimizi yapsınlar, sağa sola götürsün, hastaneydi, X-ray'dı. Yani sadece işleri olduğu zaman beni arıyorlar. Sadece artık yani çok soğudum. Çocuklarım ayrıldım, çocuklarıma bakmadı, çocuklarımı evine almadılar. Başkalarının sözüne kanıp ondan şükürler olsun. Çocuklarım büyüdü, hep küçük kalacak sandılar herhalde. Ondan yani onlar aklımda geldikçe yapamıyorum. Evet, 20 günlükken sizi babaanneye bıraktılar, bir daha ilgilenmediler yani. Yani işte çalışacağız, ev ocak sahibi olacağız diye, ama ben evlendikten, 3 çocuk sahibi olduktan sonra ev sahibi oldular. Anladım. Şimdi de anne bakıma muhtaç, hasta, rahatsız, evet, yaşlı. Evet. Sizi mi istiyor? Yaşlı da demeyeyim de hastalığından çöktü. Anladım. Sizi istiyor öyle mi yanına? Ya bilinç olarak da kapalı ama babam şey yani... Yani sağlam maşallah. Geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Ama yani işte hastaneye diliyoruz. Götürsün, yemeğimizi yapsın, işimizi yapsın. Tamam, destek olayım ama hiçbir şekilde maddi manevi destek şeyim olmadığı için yani onlar da bir şey yapmıyor. Her şeyi benden bekliyorlar. Siz de ilgilenmek istemiyorsunuz, anladığım o. İstemiyorum. Allah'ım affetsin. Anneye bakmak istemiyorsunuz yani. Yani bakmak isteme derken vicdanım çok sızlıyor ama gözlerine baktığım zaman geçmiş günüm harita gibi oluyor. Evet, peki. Hocamıza sorunuz tam olarak nedir? Tavsiye mi istiyorsunuz yani, yoksa? Ya, ne yapmam gerekiyor? Çünkü bu şeyden atamıyorum kendimi. Değil mi? Bir tabak yemek hazırlar oraya niyetine, kan ter içinde kalıyorum, ağlıyorum. O gün, diğer günler değil. Yani oraya niyet bir şey yapmaya kalktığım zaman babamlara. Hı hı. Çünkü geçmişim o yemek pişene aklınıza kadar tencerenin geliyor, içinde kaynıyor. Aklınıza geliyor, silip atamıyorsunuz geçmişi. Atamıyorum. Evet. Eşiniz ne diyor peki bu duruma? Ya ben eşimden de ayrıyım. Resmi nikahta boşanma yok ama o bakıyor bize. Başkasıyla evlendi. Ben çocuklarımla beraber oturuyorum. Ki yıllar sonra öğrendi babam benim ayrı yaşadığımı. Çünkü sormaz ne haldesin diye. Evet. Ondan onu da akrabalarım söylemişler. Çocuğuna kızına niye sahip çıkmıyorsun diye. Ya evinde oturuyor, neyine sahip çıkayım diye bir cevap vermiş. Ondan ben de yani diyorum ya yapamıyorum. Eşim demez hiçbir şey. Getir anneni bak der, git bak der, pişir götür der. Hiçbir zaman kısıtlamadı beni ama ben yapamıyorum. Peki hocamıza sözü bırakalım. Tavsiyelerine kulak verelim. Bakalım neler evet söyleyecek hocamız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Selam ediyoruz. Hocam buyurun. Muhsin Bey, bu konuda hislerimizle değil, duygularımızla değil, aklımızla hareket etmeliyiz. Belki anne babasının ihmalleri, kusurları belki olmuştur. Ama onun hesabını onlar verecekler. Şimdi kızımız dünyaya gelmesine sebep olan anne ve babasına
ilgi göstermek durumundadır. Yani benim içimden gelmiyor, ziyaretlerine gitmek istemiyorum, ellerinden tutmak istemiyorum. Bunlar yanlıştır. Onlar kaybettiler, sen kaybetme kızım. Sen sana düşen görevi yap. Sen onlar olmasaydı sen dünyaya da gelmiş olmayacaktın. 9 ay hangi zahmetlerle seni dünyaya getirdi? Getirdikten sonra kim şu anda sen de biz de iyi bilmiyoruz. Hangi şartlarla seni babaanneye bıraktılar da gittiler? Onları da bilmiyoruz. Diyelim ki keyfi bırakıp gittiler. Bunun hesabını onlar zaten verecekler. Ama sen gel böyle görmek istemiyorum, gitmek istemiyorum deme. Cennet anaların ayağı altındadır. Ananın, babanın bedduasını değil, duasını almalı değerli kızımız. Öyle içimden gelmiyor deme. Bu duygularla hareket etmeyelim, aklımızla hareket edelim. Streslerden, bunalımlardan kurtulmamıza ana babamıza yapacağımız saygı ve dua sebep olur değerli kızımız. Böyle düşünelim. Onlar belki bu noktada kaybedecekler ama evlat olarak siz kaybetmeyin diyorsunuz anladığım kadarıyla. Sen kaybet. Evet. Malum şu hadis-i şerif Muhsin Bey, şu hadis-i şerif çok anlatılmıştır. Mükerreren söylenmiştir. Bu vesileyle bir kere daha söyleyelim. Bakın üç kişi yolda gidiyorlar. Giderken yağışlı bir gün ıslanmayalım diye bir mağara gibi yere giriyorlar. Bunlar mağara gibi yere girince bir gürültü, bir kaya geliyor. Bunların mağaranın ağzını kapatıyor. Şimdi telgraf yok, telefon yok. Nasıl olacak? Ağla, sızla, feryat et. Diyorlar ki ya bugüne kadar yaptığımız bir hayırlı amel varsa onları vesile ederek Rabbimizin yardımını dileyelim. Birisi şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, sence malum kıtlık yıllarıydı, yokluk yıllarıydı. Para karşılığında filan kadın bana iffetini teslim ediyordu. Ben parayı verdim ama haramı işlemedim. Senin rızan için. Ya Rabbi, bu davranışım dolayısıyla bizi buradan kurtar. Kaya biraz açılıyor, çıkılacak gibi değil. İkincisi de şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, sence malum bir zaman benim işimde bir adam çalıştı ama yevmiyesini de almadan gitti. Aradan yıllar geçti, geldi, dedi ki filan tarihte ben senin işinde çalışmış idim ama yevmiyemi almadan gitmiştim dedi. Ben de dedim ki ona şu sürüyü al da götür. Ya benimle alay etme. Ben senden sürü istemiyorum. Ben bir günlük yevmiye istiyorum. İşte senin o bir günlük yevmiyene kuzu aldım. Kuzu koyun oldu. Koyun sürü oldu. Al da bu sürüyü götür. Senin rızan için bunu yaptım. Bu davranışın dolayısıyla aç ya Rabbi şu kapıyı. Biraz daha açılıyor, çıkılacak gibi değil. Üçüncüsü de şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, sence malum annemle babam çok ihtiyar olmuştular. Onlar ben yemek hazırlayıncaya kadar uyuyakaldılar. Ve ben onları rahatsız etmeyeyim diye yemek kapları elimde, ayakta, onlar uyanıncaya kadar bekledim. Bu davranışın vesilesiyle anama babama olan bu saygım dolayısıyla bizi bu bunalımdan kurtar ya Rabbi dedim. Kaya açıldı, biz yolumuza devam ettik. Yani Allah'ın elçisi böyle bir tablo anlatıyor bize. O yüzden gel annem babam vaktiyle bana şunu yaptı. Bugün benim onları hastaneye götürmek, onların problemleriyle ilgilenmek içimden gelmiyor dememeli. Gücümüz nispetinde onlara yardımcı olmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.